Evet arkadaşlar, uzunca bir aradan sonra tekrar herkese merhaba. Yine bir yol videosuyla karşınızdayız. Bugün ayın 8'i, 8 Ekim 2023. Saat 11.30 gibi biz Moskova'dan yola çıktık. Nazilli'ye gidiyoruz. Gürcistan üzerinden gideceğiz. Hava da acayip yağmurlu. Biraz göster istersen. Son zamanların çok yağışı o. Yaklaşık bir 4000 kilometre gideceğiz Nazilli'ye kadar. Yükümüz çok. İlk defa bu kadar çok yükledik arabayı. Yukarı bir indiğimiz zaman göstereceğim. Port bagaj aldık. Yukarıda var. Arabanın arkası dolu. Bagaj dolu. 1,5 yıldır biz Moskova'dayız. İlk defa bu kadar uzun kaldım. Sadece son 1,5 yıldır 20 gün Türkiye'ye gittik arkadaşlar. O yüzden burada çok eşyamız birikti. Bir daha bu kadar uzun süre Rusya'da kalmayı da düşünmüyorum. Ben genelde 5 ay 6 ay kalıp geri dönerdim. Yani yılın yarısı Türkiye'de, yarısı da Rusya'daydım. Tekrar eski sistemime geri döneceğim. Bu kadar uzun süre kalmayı planlamıyorum. Ve bu Moskova'da kaldığımız sürede de biliyorsunuz bir ara yeni evimize taşındık videosu atmıştım. Moskova'dan yeni bir ev almıştık. O evi de kiraya verdik. Çok eşyamız vardı. Bu 1,5 yılın birikimini arabaya yüklemeye çalıştık. Şimdi de geri dönüyoruz Türkiye'ye. Bir daha geldiğimde artık bir ev kiralayacağım. Evdeki kiracı pasif gelir olarak o kira devam edecek. Onu çıkarma niyetim yok. Böyle çok yağmur yağdığı için o giriş videosu çekemedik. Acayip ıslandık. Böyle benzinlikle falan durduğumuzda bir o port bagajı etrafı göstereceğim. Bu yol videosunu daha önce, bu benim 4. yol videom. Ukrayna üzeri çekmiştim. Gürcistan üzeri yine gidiş geliş videom var. Bu yol videosu inşallah hepsinin içinde en beğenileni olacak. Zaten en çok takipçi getiren video da yol videosu oldu. Allah sağ salim inşallah evimize varmayı nasip eder. Türkiye'yi çok özledim. Normalde ben Gürcistan'da bir hafta tatil yapar. Rusya'da Rostov'dur, Koçi'dir biraz kalır gideriz diye düşünüyordum da. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Tia'yı çok özledim, köpeğimi çok özledim. Türkiye'de sıcak havaları kaçırmak istemiyorum. O yüzden bu yolculuk direkt Türkiye'ye gitme yolculuğu olacak. Yani elimden geldiğince hızlı şekilde gideceğim. İlerleyen vakitlerde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa, ki benim kanalımda farklı farklı içerikler var. Daha da güzel videolar olacak. Şimdi bir 4-5 ay tatil yapacağım. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, etkileşimde bulunmayı, yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şöyle bir de yolu çekeyim. Acayip kasvetli bir hava var. Voronej'e kadar böyle. Şimdi biz sabah yola çıktık Moskova'dan. Şu anda da M4'deyiz. Rostov'a kadar hiç durmadan gitmeyi planlıyorum. Akşam da Rostov'da konaklayacağız. Ardından planım Vladikavkaz'dan Gürcistan'a girip Tiflis'e kadar ilerlemek. Bir gece de Tiflis'te kalıp ertesi günde Türkiye'ye varmak. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu yollarda milletin nasıl gideceği belli olmuyor. Yollar da acayip kaygan. Yollarda hep lastik izleri var, teker izleri var. Oralarda da su birikiyor. Ben de mesela o teker izlerinin dışına çıkmaya çalışıyorum. O yüzden mesela az önce tır hemen şeridin dışına taştı. Az daha tehlikeli bir duruma yol açacak. Daha güzel güneşin açtığı yerlerde. Çünkü Türkiye'ye kadar biz çok mevsim göreceğiz anlaşılan. Havanın daha güzel olduğu yerlerde daha güzel videolar çekeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bir benzinliğe geldik. Burada da hemen fiyata bakalım. 95 oktan benzin 56,5 ruble. O da onun 15 lira falan yapıyor. Az önce size bahsettiğim port bagajda bu arkadaşlar. Tule'nin Motion XL modeli. 75 kilo kapasitesi var. 500 litreden fazla da alıyor yani, güzel. Neyse, yer geldi. Hadi gidelim. Tamam hadi. Evet arkadaşlar, çok yağmur yağıyor dediğim gibi. 6 tane aracın karıştığı bir trafik kazası gerçekleşmiş. Bakalım, inşallah önemli bir şey yoktur. Fakat gelirken bu kaçıncı kaza görüşümüz. Yağmurlu havada Rus yolları çok tehlikeli. Burada çünkü arabaların geçtiği tekerlek izleri direksiyon hakimiyetinize biraz etki ediyor. Yağmurlu havada da o teker izleri hemen su doluyor. Biraz tehlikeli, dikkatli olmak lazım. Bakalım gidene kadar daha neler göreceğiz. Bol maceralı, güzel macera olur inşallah. Bir yolculuk. Evet arkadaşlar, o bahsettikleri kaza, altı aracın karıştığı, sağdaki, solda da tabii savrulanlar olmuş. Şimdilik çok önemli bir şeye benzemiyor ama
Bariyerler de bu kazada gitti galiba. Umarım önemli bir şey yoktur ama ileride iki ambulans var. Evet, bariyerler bu kazada gitmiş. Ay. Ama can kaybı ona çok da hasar yok gibi. Bir bak, orada da Land Cruiser'da şey girmiş. Sadece bir bariyerlere girmiş. Kontrolden çıkmış birkaç araç. Benzin almak için durduk. Depoda bir diş vardı. Kalanı 2800 rubleye doldurduk. Biraz da bonusumuz var tabi. Onu da kullandık. Bu turleyi de şimdi gösterecek bir şey yok ama Türkiye'ye vardığımızda biraz anlatırım. Benim çok hoşuma gitti. Biraz üst segment fiyat olarak fakat çok kullanışlı. Türkiye'de eşyaları boşalttığımızda biraz indirir. İki taraflı. Böyle çift taraftan açılıyor. Alma fikri olan varsa, ilk başta bana boşuna masraf gibi geliyordu iki taraftan açılması ama tecrübeyle sabit, kesinlikle iki taraftan da açılması lazım. Yoksa çok bir işe yaramaz. Evet arkadaşlar, ihtiyaç molası için yine Gazprom'a geldik. Yağmur bir dakika bile kesmedi ya. Hava durumundan yağmuru takip ediyoruz. Yağmur da bizi takip ediyor resmen. Biz ilerledikçe bulutlar da arkamızda ilerliyor. Bu turleyi de ilk defa kullanıyorum. Her şey düzgün ama bazen hız yapıyoruz. Bazı yerlerde acayip rüzgar var. İnsan biraz çekiniyor ama maşallah sapasağlam duruyor ya. Bence bir sıkıntı yok. Giriş de geldi. Dışarıda hiçbir şey yapamıyoruz. Zaten burada da yapacak bir şey yok. Bir kahve içmem lazım benim. Şimdi de İriş bana bir kahve hazırlayacak. Küçücük arabamızda içeceğiz. Evet, şimdi İrina bana kahve hazırlayacak. Biraz uykum açılsın. Arabada da klima sıcak sıcak çalışıyor. Yani normalde ben şöyle kendi bakış açımla yolu çekip sohbet etmeyi severim biliyorsunuz. Fakat o kadar kasvetli bir hava var ki onu bile yapmak içimden gelmedi. Hadi yağmur geçsin, böyle güzel manzaraları çekeriz dedik. Yağmur da geçmek bilmedi. Arkadaşlar dinlendik, kahvemizi içtik. Şimdi yola devam. Yani son zamanlarda erken yatmaya başladım. Saat 10'a kadar nereye gidebilirsem gideceğim. Muhtemelen Rostov'a varamayacağız. Yol kenarında da bir otel artık yaklaşınca ayarlayacağız onu. Yok. Ben bu videoyu çok güzel yapmayı düşünüyordum da maalesef yağıştan dolayı çok fırsat olmuyor güzelleştirmeye. Bakalım sabah ola hayrola, inşallah yarın daha güzel hava olur, daha güzel videolar çekeriz, bir yerlerde durabiliriz. Şimdi ben dışarı çıkıyorum, dışarıda acayip bir hava var, burası Türkiye gibi değil. Sabahleyin Moskova'da 0 derece vardı zaten. Yani montu giymeye de insan üşeniyor. Hemen İrina'ya da dedim, yani telefonu temizle diye. Az önce telefonun hafızası dolduğu için video yine yarıda kesildi. Normalde ben aynanın altına bir tane konsol takıyorum. O konsolla yolu çekebiliyorum. Fakat Rusya'da yeni bir düzenleme çıktı. Artık arabaların böyle görüşü bozabilecek yerlerine aparat takmak yasaklandı. O yüzden onu da yapamıyoruz. Ama Gürcistan'a geçtiğimde yolu da çekeceğim. Bir de yol gerçekten tehlikeli. Yani bu yağmur çok kaygan yaptı yolları. O yüzden dikkatimi de dağıtmak istemiyorum. İnşallah Gürcistan'da daha güzel çeker. Bakalım sabah ola, hayrola. Arkadaşlar herkese merhaba. Dün akşam gece 1'e doğru nihayetinde bir tane otele yerleşebildik. Ya o kadar karışıktı ki, hem yol, her şey çok karıştı. Şimdi arabaya binince daha biraz daha detaylı anlatacağım. Akşam geldik, bu otelde kaldık. Denk geliş yani. Navigasyon saçma sapan yerlere yönlendirdi. Şu karşıda gördüğünüz yoldan gidiyordum. Baktım çıkmaz sokak. Döndüm bir baktım otel karşımızda, kapalı otoparkı da var. Hadi dedik İrina ile gece burada kalalım. Ama vasat bir oteldi. Arkadaşlar herkese günaydın. Seyahatimizin ikinci günündeyiz. Dün akşam biraz sıkıntılı geçti açıkçası. Şöyle başladı. Zaten yolculuk boyu yağmur hiç dinmedi. Yani bir an bile dinmedi. Bulutlar resmen bizi takip etti. Rusya'da da savaştan sonra, ben bunu savaşla biraz ilişkilendiriyorum daha doğrusu. Navigasyonlar doğru çalışmıyor arkadaşlar. Moskova'da da dönem dönem şehir merkezinde özellikle navigasyon iyi çalışmıyor. Bu uzun yolda da navigasyon yani sapıttırdı ya, böyle saçma sapan yollara götürdü bizi. Daha önceki videolardan takip edenler biliyor. Uzun yolda Moskova'da, Rusya'da daha doğrusu Moskova diyorum,
yemek problem. Yol kenarında böyle güzel tesisler yok maalesef. Bizde zaten yağmurlu, sıkıntılı bir yol, kasvetli bir yol. Yol kenarında hani uzun yolda illa tamam yok dediysek de bir iki denk gelir diye bekliyorduk. Gelmedi. Rostov 350 kilometre kara, İrna 350-400 kilometre vardı. İrna bir şey buldu, restoran, yorum Rus restoranı. Yalnız benim istediğim de rotamızdan çıkmamak, yani yol üstü olsun. Şehir merkezine gidersen tabii ki var restoran. Neyse, yorumları güzel, az bir şey rotadan çıkmak lazım. Tamam dedik. Neyse, restorana bir gittik arkadaş. Yani ışık yok, böyle hiçbir şey yok yolda. Köy yolu gibi. Zaten restoranın olduğu yere bir geldik, tabelada kafe yazıyor. Restoran bile yazmıyor. Ben oradan puanını verdim açıkçası. Neyse, girdik restorana. Ben de yemek yemeyi severim. Yani güzel yemekler yemeyi severim. Ben menüye bakıyorum. Menüdeki fiyatlar zaten dip. Borş mesela. Borşu sorduk. Dedim taze mi? Daha dün yaptık diyor. Ama borş diyor zaten günlerce yenir. Problem olmaz. Hayda. Menüye bakıyorum. Menüde yiyebileceğim hiçbir şey yok. Neyse, oradan ben bir şinitzel, tavuk şinitzel söyledim. İrna tavuk çorbası falan söyledi. Ama hiç güzel değildi yani. Boğazımdan bir şeyler geçsin diye yedim. Ondan sonra da tabii o güzergah yolumuzdan çıkmıştık. M4'den gidiyoruz, M4'ten. Tekrar M4'e girmek için navigasyon sapıttı, böyle biraz dolandırdı. Bir şekilde yine bizim M4'e girdik. Rüzgar çok var bu arada arkadaşlar. Acayip yağmur dindi buralarda. Şu an Rostov'dan Vladikavkaz'a doğru ilerliyoruz. Krasnodar yolu üzerindeyiz. Rüzgar sesi biraz alır, yukarıda da port bagajımız olduğu için. Neyse, ilerledik. Ben de daha uykum yok. Gece 12'ye kadar süreyim bari dedim. Biz hep Rostov'da kalıyoruz. Bu gece de Rostov'da otelde kalmayı planlıyorduk dün gece. Ama yani dedim ki Rostov şehir merkezine niye iniyoruz ki? Yani Sapak'tan, Krasnodar Sapağı'ndan dönelim. Vladikavkaz yolunda güzergahta karşımıza bir şeye denk gelir herhalde. Tamam, navigasyonu takip ediyorum. İrna uyuyor zaten. Devam edeceğim. Rostov'un şehrin merkezine girmeyeceğim. Rostov'da da otelde kalmayacağım. Planımız bu. Bir anda çevirdim yani. Ulan navigasyon giderken bir sapak çıktı. Biri mavi parasız yol, biri paralı yol. Navigasyon düz gösteriyor ama yani düz gitmemi söylüyor. Fakat yolda böyle diğer ikinci sapakta böyle biraz ovallik var. Dönüyor. Ama haritada da döner gibi gösteriyoruz. Allah Allah, öyle mi? İkisi de bu arada Krasnodar. Biri paralı, biri parasız mavi. Başka bir fark yok yollarda. Ulan öyle mi böyle mi derken düz girdim. Navigasyon da doğru gösteriyor. Biraz ilerledim, bir baktım navigasyon gitti. Haritadaki üçgen başka. Böyle saçma sapan yerlere gitmeye başladık. İrna'yı uyandırdım hemen. Tekrar artık yola çıkmak istiyorum ama yol böyle karanlık, bahçe aralarına falan, oralara götürüyor navigasyon bizi. Ve girdiğin yerde 2 dakika sonra rota tekrar belirleniyordu. Neyse, İrna dedim tamam artık ya, boş ver, Rostov'a gidelim. Belki bir 60-70 kilometre kaybettim. Yaz dedim, Rostov'a gidelim, ben daha fazla uğraşamayacağım. Yani Rostov'u yazıyoruz, Rostov'a da gidemiyoruz. Bu kadar navigasyonlar kafayı yedi ki. İrna'nın telefon kafayı yedi. Arabanın navigasyonu kafayı yedi. Ya Yandex navigasyon, Apple navigasyon, Google Maps, hiçbiri randıman vermiyor. Lan gidiyoruz, topraklı yollara sokuyor. Böyle saçma sapan yollara, kapkaranlık, zaten gecenin saat 12'si. Böyle böyle derken son Yandex'i takip ediyoruz. Lan acaba bu olacak mı dedim. Gittik bir baktım yolun ortasında lastikler var. Bizi çıkmaz sokağa soktu. Bu arada döneceğimiz yol da hemen karşıda görünüyor ama yol kapalı. Ulan dedim ben böyle işin. Neyse, oradan bir dönüş yapacağım. Arabanın kıçını geriye bir verdim. Bana karşıda bir tane otel. Benim de oteldeki kriterim kapalı otopark. Kapalı değil, otopark olsun. Güvenli bir otopark olsun. İrna dedim otel, bak Allah'tan başka bir şey isteseymişiz.
Löp diye girdik otele. Yani otelin videosunu da kısacık koydum zaten. Geceliğine 3500 ruble verdik. Ama otel vasat bir oteldi. Yani o 3500 rubleyi bile karşılayamadı açıkçası. Yani soğukta, soğukta üşüdük kaldık. Kahvaltı yok, hiçbir şey yok. Zaten saat 1'de girdik, check-in yaptık. Saat 7'de check-out yaptık. Ben rahat uyuyamadım açıkçası. Ama yapacak bir şey yok, başka da çaremiz yoktu. Saat 7'de de uyandık. Artık yolumuza çıktık. Yolda öyle bir yol ki, yani dediğim gibi yolda yediğiniz içtiğiniz şeyler çok kalitesiz, nasıl pişirildiği belli değil. O yüzden fast food bulduğunuzda sarılıyorsunuz. Şöyle bir düşünün. İrna dedi ki, canım dedi, 400 kilometre sonra KFC var. Onu bekleyelim, istersen bir şey yemeyelim. Tamam dedik, şimdi sadece kahve içiyorum. Biraz bisküvi, atıştırmalık yapacağız. 350 kilometre sonra bir KFC varmış. Kahvaltı için orayı bekleyeceğiz. Hazır fırsatını bulmuşken şöyle biraz yolda göstereyim. Bakın arkadaşlar, Rusya'nın şu kara toprakları, bunlar acayip verimli. Ukrayna'nın, Rusya'nın bu kara toprakları çok güzel topraklar tarım açısından. İklim de güzel olsa. Zaten Rusya'nın önü tarımda çok açık arkadaşlar. Biz biliyorsunuz tarımla, yaş meyveyle ilgileniyoruz. Benim yıllardır takip ettiğim tarım teknolojisinin teknolojilerinin gelişmesiyle, bu küresel ısınma da tabi pozitif rol oynuyor burada. Rusya'nın tarımdaki üretimi acayip hızlı şekilde, ivmeli bir şekilde artıyor. Mesela bundan bir 6-7 yıl önce Türk çileği domine ediyordu, yazın domine ediyordu pazarı. Ama artık kendi çilekleri var Krasnodar'da, bu taraflarda, aşağılarda. Ve çiftçiler para kazandıkça o kadar çok hacmi büyüttüler ki alanları, biliyor, katlana katlana artıyor. Seneye ne olacak, 2 sene sonra ne olacak, gerçekten çok merak ediyorum. Diğer meyvelerde de sadece biraz iş bilmezlikleri var. Soğuk hava depoları daha yapılmamış. Aslında güzel bir fırsat var tarımda. Bakalım Rusların kendileri mi bu fırsattan istifade edecek? Yoksa bizim gibi gelen Türkler mi, Azerbaycanlılar mı? Dün yaklaşık 1100 kilometre yol aldım arkadaşlar. Bugün de Vladikavkaz sınır kapısından geçip Tiflis'e doğru gitmeyi planlıyorum. Tiflis'te otelde kalmayı planlıyorum. Dediğim gibi çok oyalanmayacağım yolda. Sadece uyumak için otelde kalıyorum. Şehri gezme falan niyetim yok. Ertesi günde Türkiye'ye giriş yapmayı planlıyorum. Hem yeğenlerimi özledim. Onlara bir sürü oyuncak aldım. Devamlı telefonla arıyorlar. Dayı neredesin? Dayı neredesin? Onları da bekletmeyeceğim. Tia'yı çok özledim. Nazilli'yi özledim. Sıcak havayı kaçırmak istemiyorum. Bakalım Allah inşallah kazasız, belasız, sakin bir şekilde evimize varmayı nasip eder. Evet arkadaşlar, M3'ü bölünmüş yolun sonuna geldik. Bundan sonrası tek gidiş, tek geliş. Bakın hatta burası düz çizgi, sollamak bile yasak. Böyle devam edecek. Artık bu biraz şans, önünüze böyle güzel şoförler denk geldi mi biraz daha hızlı gidebiliyorsunuz. Bir tır denk geldiğinde, yolda işlekse, karşı şeritten de gelen çok varsa yandınız. Biraz vakit kaybedebiliyorsunuz. Yol fena durmuyor fakat ilerlerde, en son geldiğimizde hatırlıyorum, çok lakalar vardı, çukurlar vardı. İnşallah düzeltmişlerdir. Tek şerit yolda biraz sürelim. Epey zaman olmuştu böyle tırın, kamyonun arkasına takılmaya. Evet arkadaşlar, size mutlu bir haberim var. 400 kilometre beklemek zorunda kalmadık. Yaklaşık 150-200 kilometre sonra bir KFC denk geldi. Şans. Vallahi acıkmıştım. Dünden beri adam gibi bir şey de yemedik. Bakalım. KFC'ler genelde standart ya, en azından. Kapalı mı? Hani açıktı saat 8'de? Evet arkadaşlar, ben böyle şansın. Kapalı.
Bakalım açılır mı acaba? Bu arada KFC'lerin de ismi Rusya'da savaştan sonra Rustik olarak değişti. Ha, bir tek auto mu var? Ha, auto çalışıyor galiba sadece. Ne oldu yer? Açıyorlar mı? Vallahi çok uzun yol geldik. Auto da çalışmıyor galiba. Bu Rusların ben servisini anlamıyorum zaten. Bak gönderdiler gitti. Aha açtı. Var ya acayip değişken bir ruh hali içindeyim. Şimdi de seviyorum, bakın kapıyı açtılar. Evet arkadaşlar, KFC'yi biz açtık ama ayağımız uğurlu geldi. Dükkan müşteri kaynıyor. Arkadaşım bak. Olsun. Sabah erken olmasına rağmen ben normal bir tane menü aldım, dürüm. Kola da içeceğim anasını satayım. Saat 8. Güne erken başlayacağım. İr. Afiyet olsun. Arkadaşlar harika bir yemek oldu. Kahvaltı oldu daha doğrusu. Yani ilk açıldığında, ilk menüyü bir sipariş ettiğimizden mi bilmiyorum ama tazecikti. Lezzetleri de harikaydı. Ya da ben çok açtım. Biliyorum sağlıklı değil. KFC Türkiye'de zaten tüketmiyoruz. Fakat ilaç gibi geldi, ilaç. Daha yolumuz uzun. Tolemiz. Arada kontrol ediyorum. Gayet güzel duruyor. Gümrükte yer açtırmazlarsa Moskova'da bağlayıp Türkiye'de açmış olacağım. Bakalım. Arkadaşlar dün Moskova'da eşyaları arabaya ilk yüklemeye başladığımızda sabah termometre 0 dereceyi gösteriyordu. Yani Türkiye'ye gidene kadar birçok mevsimden geçeceğiz. Moskova'da ağaçların yaprakları artık sapsarı, pek çoğu dökülmüştü. Burada hala yeşil ama sağlam rüzgar var, bakın. Yapraklar dökülüyor, dallar bile kopuyor. Yapraklar nasıl dayansın şu rüzgara? Sıcaklık 21 derece. Dün 0'la başladık, 21'e kadar çıktık. Nazilli'de 30'lara kadar çıkacağız. Yol tek şerit, bir tek o. Şu an hani önüm boş ama bu önümüzü boşaltana kadar kaç tır geçtik onu da biz biliyoruz yani. Arkadaşlar bu arada artık Kafkasya bölgesine girdik. Yaklaşık 500 kilometremiz kaldı. Navigasyonda Vladikavkaz yazıyor. Oradan da biraz işte Berlinler sınır kapısına kadar gidecek. Yağmurun dinmesi çok iyi oldu ya. En azından biraz video çekebiliyoruz. Hem de yol güvenli, daha güvenli. Tek şerit olmasına rağmen yağmursuz yol candır. Mevsimlerin geçişini resmen biz de içinden geçiyoruz bu geçiş. Bakın ağaçların yaprakları yavaş yavaş boşalmış. Kafkasya güzel, buranın etleri çok güzel oluyor. Doğası da çok güzel. Bilmiyorum, belki bir sonraki yemeğimizi Kafkasya'da yeriz. Şöyle şehrin içine girsek, çok güzel restoranlarda yemiştik burada da. Ben şehrin içine girmeyeceğim. Ama hatırlamıyorum yolu. Yol bizi eğer şehir merkezine yakın bir yerlerden geçiriyorsa da affetmeyiz yani. Evet arkadaşlar, Vladikavkaz'da ilerlemeye devam ediyoruz. Hava çok güzel. Epey sıcak geldi hatta bize Moskova'dan sonra. Vladikavkaz sınır kapısına kadar hiç durmayacağız. 326 kilometre var. Bakın yani 326 kilometreyi Türkiye'de 2,5 saatte çok rahat alırsınız. Burada 4 saat 20 dakika. İki yolu düzeltmişler. Ben bu yolu daha kötü hatırlıyorum. Şu an fena değil. Sadece bir kısım tek şerit gidiş geliş oldu. Onun dışında yollar çok güzeldi. Normalde Gürcistan'a girmeden önce bir bildirim yapmanız gerekiyor. Fakat o kalktı sanırım. Ben en son giderken vardı. Gelirken de vardı. Şimdi o internet sitesi uzantısına tıkladığınızda böyle bir site kullanılmıyor diyor. Sanırım onu kaldırdılar. Sadece internetten 15 günlük bir araca sigorta yaptırdık. Onun dışında artık korona, o önlemler de geçti. Başka da hiçbir şey yaptırmadık. Sorunsuzca geçeriz diye düşünüyorum. Türkiye'ye girmeden önce de yine Sarp sınır kapısına yakın Türkiye için bir yıllık sigorta yaptıracağım araca. Ondan başka da bir şey gerekli olacağını zannetmiyorum. Bakın burada inekler var. Kafkasya hayvancılık açısından çok önemli. Çok güzel hayvanlar yetiştiriyorlar. Lezzeti de çok güzel. Burada doğal otlanıyor. Buraya yolunuz düşerse burada çok lezzetli etler yersiniz. Rusya'da zaten genel olarak etler bence Türkiye'den daha lezzetli. Ama Kafkasya'nın, Gürcistan'ın etleri de ayrı. Arkada her zaman beyaz olan bir dağ da var da
Onu denk getiremedim şimdi. Güzel doğası var ya, Gürcistan'ın da öyle. Zaten bizim Karadeniz'in de öyle. Buraların doğası çok güzel. Evet arkadaşlar, Kafkasya'dan manzaralara devam. Benzin almak için Lukoil'e geldik. Bakın burada Lukoil'in işleme tesisi var arkada. Hop. Burası da fabrika satış mağazası. Bence 5 saat sonra Gürcistan'da olmuş olacağız. Gürcistan'da da Tiflis'e kadar durmayacağım. Gece de planım Tiflis'te kalmak. Yarın da Türkiye'ye geçeriz gibi düşünüyorum. Bakalım nasip. İnşallah işimiz kolay olur. Arkadaşlar, yolunuz eğer buralara düşerse Kafkasya'dan geçerseniz buranın balları da çok meşhurdur. Yol kenarında, şimdi çoğunu geçtik biz de, bir sürü balcılar var. Her çeşit balı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, artık iyice yaklaştık. Bir 80 kilometremiz kaldı sınır kapısına. Karşıda da çok güzel dağ manzarası var, karlı dağlar. Bilmiyorum ne kadar görünüyor ama İzlemesi keyifli. Bakalım, inşallah sınırda işler kolay olur. Gelene kadar sadece bir defa Osetya tarafında polis durdurdu. Onlar da register yaptılar. Başka da bir şey yapmadılar. Gayet sakin geldik. İnşallah gümrüklerde bagajları boşaltmamızı istemezler. Evet arkadaşlar, artık Vladikavkaz sınır kapısına çok az kaldı. Buradan 20 kilometre sonra sınırda olacağız. Saat 4.30 gibi. Bakalım. İnşallah zorluk çıkarmazlar ya. Eşya çok var. İlk defa bu kadar çok eşyayla gidiyorum. Videoda çekmeye yüzüm yok. Cam o kadar kirlendi ki hiçbir şey görünmeyecek. Müsait bir yerde camı da temizleyeceğim. Daha güzel görüntü almak için. Ama manzara harika, keyifli bir yol. Çok dar bir yol. Zaten sınırlar hep böyle oluyor. Geniş geniş yollardan gidebileceğiniz sınırlar olmuyor genelde. Aynı zamanda doğal sınır teşkil etmesi için böyle yerler seçiyorlar sanırım. Güzel ama manzara falan harika. Bakalım. Gürcistan'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Gürcistan'la Rusya arasındaki o bölgedeyiz. Rusya'dan çıkışımızı yaptık. Ama Gürcistan'a girişimizi yapmadık. Acayip de trafik var. Şimdi burası tek gidiş tek geliş. Arabalar, binek araçlar tırları beklememek için diğer şeritten geliyorlar. Az önce biz bu şeridin yolunu tıkamıştık. Şimdi de sanırım onlar ileride bizim yolu tıkadı. Böyle izbe bir tüneldeyiz. Tünelde belki yani milattan kalma gibi bir tünel, o kadar eski ki. Gelince fark edersiniz. Bakalım, bekleyeceğiz inşallah. Çok beklemeyiz. Rusya'da açmadılar fazla bagajları. İnşallah Gürcistan ve Türkiye'de de açmazlar. Rahatça geçeriz. Arkadaşlar çıktık. Gürcistan gümrükte hiç valizlere bakmadılar bile. Yalnız tünelde çalışma var sanırım. O kadar bozuk bir yoldan ilerliyoruz ki. Yani bazı yaş meyveciler bu güzergahı, Gürcistan güzergahını da kullanıyor. Biz hep gemiyle getiriyoruz savaştan sonra. Ulan buradan meyve nasıl kasalar dayansın da gelsin? Böyle saçma bir yol olamaz ya. Tünellerde dizim kadar, dizime kadar çukurlar var zaten. Lan çok saçma bir... Şurayı bir düzelteydiniz ya, madem tüneli bakıma alacaksınız. Şurayı adam gibi yapaydınız. Gerçekten çok saçma bir yol. Şuna bak. Ya burada çilek kasaları darmadağın olur ya. Arkadaşlar böyle yol mu olur, gözünü seveyim ya. Vallaha billaha böyle yol mu olur ya? Taş devrinde mi yaşıyoruz? Ulan bir değil, iki değil, kaç yerde denk geldi. Zaten çok uzun sürüyor. 300 kilometre yolu 6 saatte gidiyoruz ya. Şuna bak. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Bir değil, iki değil. Devamlı böyle köy yolu bile değil burası ya. Devamlı lakaların içindeyiz. Saat gecenin 1.30, hatta Gürcistan saatiyle 2.30. Lan ne yolmuş ya, ben
daha da düzeltmişlerdir yolları diye bekliyordum. Daha da geriye götürmüşler ya. Şimdi böyle ilerliyoruz. Yarım kilometre sonra bir daha alaka. Şu bakalım. Al bak. Bak. Lan sizin yapacağınız işe ben ya. Şuna bak. Şuna bak. Tövbe yarabbim. Kaç saatte varacağız biz? 200 kilometre yolu böyle bir günde anca gidersin ya. Uyku da tutmadı zaten. Dağ başındayız bu arada. Yani epey yükseklere, dağlara çıktık. Aşağı doğru ineceğiz daha. Arkadaşlar, seyahatimizin 3. gününden herkese günaydın. Gürcistan'ın sonuna geldik artık. Gürcistan'ı pek çekemedim. Gece yolculuk yaptık genelde. Zaten aslında gündüz yolculuk olsa çok güzel manzaraları vardı fakat gece bir işe yaramadı. Bir de yollar her yerde yapım çalışması vardı. O bizi işimizi aksattı. Yani hem biraz gerdi. O yüzden çok istekli de değildim. Olsun, Türkiye'nin o Karadeniz'in manzaraları daha güzel, onlardan çekeriz. O aparatı da aynanın altına taktım artık. Böyle sohbet videosu, kendi bakış açımdan yolu gösterdiğim videoları çekebilirim rahatça. Sarp sınır kapısına 67 kilometre yolumuz kaldı. Bu 67 kilometreyi navigasyon 1 saat 20 dakikada alacağımızı söylüyor. Yani tek gidiş tek geliş. Biraz ağır gidiyoruz açıkçası. Gelirken Gürcistan gümrüğünde şeye bakmadılar. Gürcistan için gelirken tek aldığım evrak 15 günlük Gürcistan'da geçerli internetten yaptığım sigortaydı araba için. Yalnız o evrağa bakmadılar. Şeydi, gümrükte. Arabanın içindeki eşyalara da bakmadılar açıkçası. Üstün körü öyle ışıkla tuttu geçti. İyi insanlardı. Gürcistan'daki gümrük memuru biraz kıldı. Ama çok uğraştırmadılar açıkçası. Hızlı bir şekilde gittik. Sadece o Araf'taki bölgede çok trafik vardı. Biraz karışıktı. Şimdi Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu Gürcistan'dan Rusya'ya gidilen güzergah çok işlek hale geldi arkadaşlar. O yüzden gerçekten haddinden fazla tır trafiği vardı. Ama ben anlamıyorum, bu kadar işlek, bu kadar önem kazanmış bir güzergahı nasıl bu kadar kötü muhafaza ediyorlar? Nasıl bu kadar bozuk şekilde tutuyorlar? Yani şunu güzelleştirin. Yaş meyve taşınıyor kasalarda. Bazı kasalar dişli, birbirine geçmeli ama mesela çilek kasası bir üst üste koyulan, şeritlenen, mümkün olduğunca sıkı tutulmaya çalışan kasalar. Böyle lakalarda, o denli tırtırlı yollarda o kasalar çok büyük hasar görür. İç içe girer, Allah korusun. Yani basit müdahalelerle çok güzel yapılabilecekken maalesef, tabii ki biliyorum dağların arasından yol yapmak kolay değil, demiyorum ki Türkiye'deki gibi böyle her yerden tünel açsın, fakat benim bahsettiğim basit müdahaleler ya. Her yerde gördüğünüz gibi inşaat, geçen gelirken de her yerde yol yapım çalışması vardı. Fakat bu gelirken artık biraz daha güzelleşmiştir diyordum. Çünkü Rusya'da öyle oldu. Rusya'daki yollar bu sefer çok güzeldi arkadaşlar. Yani harikaydı. Türkiye gibi değildi de eskisine kıyasla çok güzeldi. Şimdi Rusya gibi ülkelerde, çok soğuk mevsim geçişleri olan ülkelerde zaten yol yapımı da o kadar rahat değil. Her yıl onları yeniliyorlar. Her yıl yol delik deşik oluyor. Her yıl tekrar tekrar yenileniyor. O yüzden tabii ki o yolları Türkiye'deki gibi, Avrupa'daki gibi beklemek çok olağan değil. Betonla yapabilirler. Biraz daha dayanıklı malzemeyle yapabilirler de onlar kendi işleri. Fakat gelirken ben Rusya'daki yolları beğendim. Gürcistan otoban tarafı güzeldi fakat Gürcistan güzergahı çok dağlık bir güzergah. O kadar yılan gibi dolanıyorsunuz ki gerçekten insanı zorluyor. Bir de yol bozuk olduğu zaman zaten tehlikeli.
Bir tane kaza tehlikesi de atlattık. Kaza dedim, neredeyse uçurumdan yuvarlanıyordum. Yolun dışına çıktım ama muhtemelen herkesin, pek çok insanın kaza tehlikesi atlattığı bir yer ki önünü uzatmışlar. Zaten bariyerlerin yıkıldığı bir yerdeydi. Hiç farkına varmadan bir anda yolun dışına çıktım. Ama Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Dediğim gibi Gürcistan'a girerken o sigortaya hiç bakmadılar. Çıkarken bilmiyorum artık bakacaklar mı. Fakat yine de yaptırmakta fayda var. Allah korusun bir kaza yaşarsanız o sigorta işte o zaman işe yarayacak. Yani boşa prosedürden yapılmış bir şey değil. Yapılması gerekmese bile yaptırılması gereken bir şey. Batum'a geldik. Önden tırı çekebilseydik çok güzel olacaktı da fırsat olmadı geçmeye. Biraz tır manzarasıyla sizi baş başa bırakayım. Biz daha önce Batum'da kalmıştık. Ben Batum'u çok sevmedim. Karşıda o Batum'un gökdelenleri. Güzel manzara. Aslında güzel şehir de, yani ben daha çok doğa tarafı, yani Tiflis taraflarını, o kayak merkezlerinin olduğu tarafları daha çok beğendim. Onu da yakaladık. Bak karçakala bak. İki araba geçtin hadi. İrina'ya dedim. Türkiye'de şu cam. Bakın ilk gittiğimiz benzinlikte bizim camları bir güzel temizleyecekler, silecekler. Kaç 2500 kilometre yol geldik. Hiç kaç defa benzini fulledik. Hiç kimse camlarımıza el atmadı. Biraz sabah trafiğine kalıyoruz galiba. Burada da skuterler epey var herhalde tutmuş. Zaten bu skuterin tutmadığı metropol tarzı şehir yok. Moskova'da her yerden arı gibi vızır vızır geçiyorlar. Biraz da Batum'un şehir merkezini çekelim. Bu arada görüyorsunuz, burada da benzin fiyatları çok pahalı olduğu için ne kadar çok hibrit araç var. Prius çok fazla. Ya neden beğenmemiştim ben Batum'u? Şehrin bir, binaların bir ruhu yok. Mimarisinin böyle bir albenisi yoktu. Tabii çok güzel binaları da var. Çok güzel tarihi, modern binaları da var da. Bizim otel tam şehrin merkezindeydi. Öyle hoş bir intiba olmamıştı bende. Belki de benim modum düşüktü yani bilmiyorum. Şöyle bir ama şehrin merkezinde turlayalım. Güzergahımız bu arada, ekstra tur atmıyoruz. Trafik karma karışık. Kim nereye dönüyor hiçbir şey belli değil. Şuna bak, her yerden bir şeyler çıkabilir. Hop. Tost oluyordu, tost. Yavaş gidiyorum.
Zaten ne kadar hızlı gidebilirsin ki? Bakın bak, hop 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 hop, hadi bakalım. Bir dakika bekleyin abi. Kim, nereye, kimin eli, kimin cebinde, hiçbir şey belli değil. Şimdi buradakiler sola mı dönecek? Anlamadım ki. O zaman ben sağa geçeceğim de. Milletten küfür yemeyelim bir de lütfen. Vallahi bir müsaade et abicim, geçelim. Ben bilmiyorum, buraların yabancısıyım, sövmeyin. Şöyle karşıda benzin fiyatlarına da bakalım. 95 oktan benzin 3.17 lari. O da 35 lira mı yapıyor artık, ne yapıyorsa. Türkiye ile benzer. Vallahi ilginç ya. Yani alışkın olana normaldir de. Trafiğin akışı, o yazılı olmayan kuralları, kültürü biraz farklı. Çok farklı. Ya bakın şu şehir merkezindeki binalara. İşte ben bunları sevmemiştim normalde, tabi sahil kısmında, o yeni şehir kısmında çok güzel binalar da var. Tarihi binalar da var, mimarisi güzel binalar da var, ama ta şehrin göbeğine geldiğinizde şu binalar insanı çok kasvete sürüklüyor. Abi ben anlamadım bu işi ya. Kim, nereden, nereye gidiyor? Hiçbir şey belli değil ya. Su gibi. Yolunu bulan bulduğu yerden gidiyor. Sol. Buradan. Поверните налево. Yeşil yan. Bakın saniye sayıyor. Sıfırı gördük. Ama yeşil yanmaya devam etti. Через 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. İlginç ya. Alışmak biraz zaman alır. Moskova trafiği de çok güzel değil. İstanbul'dur. Bizim Aydın'ın bile trafiği çok güzel değil ama hepsinin kendi içinde dinamikleri var. Burası biraz farklı. Daha önce İran bana öyle gelmişti. İran'ın trafiği de çok böyle nalettir. Yani 3 şeritli yol bir anda 7 şerite çoğaltılabiliyor insanlar tarafından. Burası da aynı. Yani İran gibi olmasa da kendi içinde çok farklı işleyişi olan bir yer. Neyse ki sanırım şehir Batum'dan artık ayrıldık. Sarp 15 kilometre yolumuz var. O da zaten sahil şeridinden olacak yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben Türkiye'de geçerli sigortam kalmadı benim. Her zaman benim bir tane sigortacım var, ona yaptırıyorum. O da daha uyanmamıştır. Sınır kapısına yakın seyahat acenteleri var, sigorta acenteleri. Onlardan yaptırırım belki. Ya da biraz orada gıdılanırım. Benim sigortacımı ararım saat 8-9 gibi. Evet arkadaşlar, şimdi bu artık Sarp sınır kapısına giden düz yol. Batum'dan çıktık. Burada zaten tırları sağlı sollu park etmiş göreceksiniz. Burada karşınızda sigorta acentaları çıkar. İsterseniz buralardan yaptırabilirsiniz. Ama gidin zaten Sarp sınır kapısının dibine geldiğinizde orada kafeler var, restoranlar var. Oraya yaklaştığınızda zaten sigortacılar sizi bulur. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Türkçe de biliyorlar. Camdan size işaret ederler, el kol ederler. Bakarsınız buralardan da yapabilirsiniz. Hangisi yüreğinize öyle hoş geliyorsa. Türkiye'den bir sigortacınız varsa ona da yaptırabilirsiniz. Hiç şey yapmadan önce, seyahate çıkmadan önce. Ben yıllık yaptıracağım. Çünkü epey kalacağız Türkiye'de. Zaten hep yıllık yaptırıyorum. Bunu başka bir yolu da Rusya'dayken daha yeşil sigorta da yaptırabilirsiniz arabanıza. Bu yeşil sigorta Türkiye'de, Avrupa'da, pek çok ülkede geçiyor. Sadece Gürcistan'da geçmiyor. Gürcistan'da tekrardan sigorta yapmanız lazım.
böyle başka ülkelere de çok gezeceğim diyorsanız bu mantıklı. Fakat genelde Türkiye'de duracağım diyorsanız yeşil sigorta normal Türkiye'de geçerli sigortaya göre biraz daha pahalı. Biraz değil, epey daha pahalı. Hop. Şunlara bak ya. Evet arkadaşlar, tırlardan da anlayacağınız üzere sarp sınır kapısı göründü. Aman abim, benden önce çıkmak aklından geçmesi. Karşıda kocaman bir Gürcistan bayrağı dalgalanıyor. Tam böyle sınır kapısının dibinde park da edebilirsiniz. Orada kafeler, restoranlar, zaten herkes Türkçe biliyor. Vakit geçirebilirsiniz, o sigortaymış, oymuş, buymuş. Evet arkadaşlar, sınır kapısı burası, Sarp sınır kapısı. Buradan karşıya geçeceğiz. Orada bekliyor adam, beni yakalayacak şimdi. Arkadaşlar, herkese Türkiye'den selamlar. Allah'a şükür bugün seyahatimizin 3. gününde Türkiye'ye giriş yaptık. Gümrük işlemleri kolay geçti. Valizi en çok yani 4 kapıdan geçtik. En çok Türkiye'ye girişteki Sarp sınır kapısında valiz kontrolü yaptılar. Ama hepsini indirtmedi, öyle üstün körü birkaç tane rastgele seçip içine baktı. Çok uğraştırmadılar, hepsi yardımcı oldu sağ olsun. Artık Türkiye'deyiz. Bu arada tam böyle Sarp sınır kapısının orada dediğim gibi sigortacılar var. Bana bir yıllık sadece Türkiye'de geçerli sigorta için 6000 lira fiyat verdiler. Ben kendi sigortacımı aradım hemen. 4200 liraya hallettik yol yardımıyla beraber. Diğerinde yol yardımı var mıydı yok muydu sormadım açıkçası. Aklınızda bulunsun. Direkt dediklerine ha tamam demeyin. Orada başka firmalar da var. Soruşturursunuz. En ucuzunu bulursunuz ya. Böyle arkadaşlar, daha Türkiye'ye girdik ama 1400 kilometre yolumuz var. Samsun üzerinden gideceğiz. Yani bu sahil şeridinden Samsun'a kadar gideceğiz. Samsun'dan aşağı Anadolu'ya doğru sapıp oradan da İnşallah Nazilli'mize. Bilmiyorum bu gece nerede kalırız. Ama ben bir an önce Nazilli'ye varmak istiyorum. Navigasyon 18 saat gösteriyor. Bakalım böyle bir challenge yapar mıyım? Zannetmiyorum ama. Bakalım. Yolda ara ara videolara devam ederiz. Şu an Hopa'dayız. Şöyle güzel Karadeniz'imizin manzaralarıyla beraber. Herkese günaydın. Dün gece biz Samsun'da kaldık. Dün Sarp sınır kapısından girmiştik biliyorsunuz. Samsun'a kadar sürdüm. Arada sadece bir yemek falan yedik. Akşam saat 6 gibi otele vardık. Dinlendim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece dinlendim. Epey yorulmuşum. Bu sabah da işte erkenden yola çıktık. Çünkü Samsun'da biraz trafik vardı. Geç saatlere kalmak istemedim. Biraz daha dinlensem olurdu. Ama kahvaltıyı bile yapmadan çıktık. Trafiği de hiç kalmadık. Şehrin trafiğine. Şehir merkezinde sahil. Atakum tarafındaydı. Sahil tarafındaydı. Çok güzel bir oteldi. Denizin hemen yanındaydı. Biraz yürüyüş yaparız. Sabah gezeriz diye. Oradan tuttum ama. Bir an önce Nazilli'ye gitmek istediğimden. Ne akşam ne de sabah kalktığımızda hiç öyle sahile gitmedik. Sadece konaklamak için, gece yatmak için bir oda oldu bizim için. Şimdi de gidiyoruz. Yaklaşık bir 950 kilometre yolumuz var Nazilli'ye kadar. Akşam saat 5 gibi. Tabi arada bir kahvaltıdır, yemektir de yiyeceğiz. 5 gibi Nazilli'de oluruz diye düşünüyorum, 5-6 arası. Bakalım.
Tia ile kavuşma videosu olacak. Birini inşallah güzel bir video çeker. Öyle manzaralar çok güzeldi. Yağmur dün de Türkiye'de de bizim peşimizi bırakmadı. Yani Sarp sınır kapısından girdik Samsun'a kadar yolun %80'inde yağmur yağdı. Hem de şiddetli bir yağmurdu. Rusya'dakinden daha şiddetliydi. Fakat rüzgar Rusya'daki kadar çok değildi. O yüzden orada da yol normalde Sarp'tan girdiğiniz gibi harika doğa manzaraları sizi karşılıyor. Fakat çok bir manzara maalesef bu seyahatte göremedik. Size de gösteremedik. Yağmurda seyahat, gece seyahat derken biraz görsel şölen yaşatamadık yani, öyle diyelim. Bakalım yolun devamında artık Anadolu biraz daha bozkır olacak. Ama Ege'ye geldiğimizde yine güzel manzaralar karşılar bizi. Yolun devamında çekeriz arkadaşlar. Şu an saat 6:50 geçiyor. Bize hayırlı yolculuklar. İlk hedefimiz saat 8 gibi bir kahvaltı, güzel bir kahvaltı yapmak. Evet arkadaşlar, seyahatimizin 4. günündeyiz. Moskova'dan yola çıktık. Epey yol kat ettik. Artık Nazilli'ye'de 275 kilometremiz kaldı. Saat 5:30 gibi inşallah Nazilli'de olacağız. Genel olarak seyahatten, güzergahtan neler yaptık, başımıza neler geldi biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle seyahate çıkmadan önce ben direkt valizi yerleştirdim, valizleri, arabayı. Ondan sonra evden çıkmadan önce online olarak internetten Gürcistan'ın seyahat sigortasını yaptırdım, trafik sigortasını. 2 haftalık trafik sigortası için 450 lira gibi bir şey ödedim yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da yola... Evet, Gürcistan sigortasını yaptırdıktan sonra elimizde arabanın ruhsatı, ehliyet, bir de pasaportlarımız vardı. Başka da hiçbir şey lazım değil zaten. Ne lazım olsa da onu seyahat esnasında yapabilirsiniz. Moskova'dan yola çıktık saat 11:30 gibi. Cumartesi günü. Direkt M4'e bağlandık, M4'e. Paralı bir yol, güzel bir yol. O zaten sizi Vladikavkaz'a kadar neredeyse götürüyor, sınır kapısına kadar neredeyse. Yaklaşınca yol artık paralıdan çıkıyor, tek şeride düşüyor ama epey çift şerit bölünmüş yolda gidiyorsunuz. Geçen seyahatimize nazaran bu sefer Moskova, çünkü biz en son 1,5 yıl önce gelmiştik. Moskova yolları çok güzelleştirmiş arkadaşlar. Zaten çok soğuk bir ülke olduğu için her yıl bu yollar epey hasar görüyor. Tekrar her yıl yenileniyor. Ülkenin bütün yolları. Bu sefer ben yolları beğendim. Moskova'da lakalar falan çok görmedik. Tabii tek şeritli yol vardı. Tek gidiş, tek geliş. Kamyonun arkasına takıldığımız yerler oldu fakat genel olarak eski sıkıntılar kalmamıştı. Ondan sonra Gürcistan'a girdik Vladikavkaz kapısından. Geçişler kolay oldu. Moskova'da da Rus sınır kapısında da çok bakmadılar. Üstün körü ışıklı eşyalara baktı ama indirtmedi. Hiçbir valizimizi indirmedik. Gürcistan'da da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gürcistan'da saçma bir uygulama var. Yolcuyla sürücü farklı yerlerden gümrük yapıyor. Yolcu yürüyerek binadan gümrük işlemlerini yaparken pasaport kontrolü, biz arabayla, yani ben arabayla ayrı bir yerden gidiyorum. Gürcistan'a girerken yalnız bu yaptırdığım trafik sigortasına bakmadılar. Çıkarken belki bakarlar dedim, oraya da geleceğim, çıkarken de bakmadılar. Yani bu sigorta Allah'a şükür bir kaza da yapmadığımız için bizim hiçbir işimize yaramadı. Ama Allah korusun bir kaza olsaydı o zaman işimizi görürdü. Gürcistan'a girdik akşama doğru. Bizim planımız Tiflis'te kalmaktı. Fakat Gürcistan'ın yolu, özellikle Vladikavkaz'dan giriyorsunuz, direkt dağlık bölgedesiniz arkadaşlar. Tiflis'e kadar acayip yani. Hayal edebileceğinizden çok daha fazla dönemeçli yollar var. Hazırlıklı olun. Ve yollar o kadar bakımsız ki, tünel zaten çok az var. Acayip bakımsız yollar, lakalar ve çok tehlikeli. Mevsimi de iyi ayarlamak lazım. Hiç acele etmemek lazım. Fakat yolda ışık yok. Işığın olmadığı gibi çizgi de yok. Takip edeceğiniz bir ip bulamıyorsunuz. En güzeli önünüze bir araç alıp o aracı takip etmek. Gürcistan plakalı bir araç alırsanız yolu bilen, onun peşine takılıp daha rahat ilerleyebilirsiniz. Bir tehlike de atlattık. Yoldan çıktık. Dağlık yoldan. Yani uçurumdan
düşme tehlikesi de atlattık. Çok yaklaşmasak da aynı şey başka bir yerde başımıza gelse Allah korusun daha farklı şeyler olabilirdi. Yol yapım çalışmaları çok fazla fakat uyarı levhaları yok. Bir de ışık yok, ne olduğunu tam anlamıyorsunuz. Yani böyle hızlı gitseniz, kendinizi kaptırsanız Allah korusun, cidden abartmıyorum, eğer bu güzergahı kullanırsanız yakın zamanda göreceksiniz, uçurumdan uçmamak elde değil. Yani çok dikkatli olunması gereken bir yol. Kış aylarında tercih edilmemesi gereken bir yol. Videonun başında da bahsetmiştim, aslında çok işlek bir yol haline geldi Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Tırların pek çoğu ya gemiyle getireceksiniz malınızı Rusya'ya ya da bu Gürcistan üzeri getireceksiniz. Evet arkadaşlar, Vladikavkaz'dan girdik. Tiflis'e doğru ilerlemeye başladık. Tiflis'e yaklaştığımız zaman tabii o tehlikeli yolları atlattık. Biraz yol kendine geldi. Tiflis'e yaklaştığınız zaman bir yol ayrımı çıkıyor. Ya düz gideceksiniz Tiflis'e ya da sağa döneceksiniz Batum'a. Batum tabelası da veriyor. Biz de oradan sağa döndük. Aslında Tiflis'te otelde kalmayı planlıyorduk. Fakat Tiflis'e kadar gittiğimizde yolu uzatmış olacağız. Oraya gittin geldin falan. Ben o yüzden kafamda Batum'a doğru olabildiğince ilerleyeceğim diye kurmuştum. Batum'a dönüyorsunuz. Otoban çok güzel bir yol. Fakat ne kadar tabelalarda Batum'a kadar gittiğini söylese de yol bir saat sonra yaklaşık bitiyor. Borcami tarafı kapalı. O bir saat o otobanda güzel yolda ilerledikten sonra tekrardan böyle abuk subuk yollara giriyorsunuz. Bu arada navigasyonu offline olarak ayarlayın. Gürcistan'da da yollar çok karışık. Bir de navigasyonda hani rotanızı belirleyin, biraz araştırıp navigasyonun yazdığı en kısa rotaya mail etmeyin. Çünkü saçma sapan yollara girebilirsiniz. Neyse, Batum'a doğru gitmeye başladık. Yalnız yollar benim moralimi o kadar bozdu ki, böyle gerçekten yol yapım çalışması her yerde vardı. Böyle videoda da ara ara koydum. Çok lakalı köy yolu bile değil. Artık öyle köy yolu bile kalmadı. Ben Etiyopya'ya gitmiştim bundan bir 5-6 yıl önce. Etiyopya'da bile ben öyle yol görmedim. Yani Kara Afrika dedikleri ülkede. Neyse, yol öyle olunca ben ulan sabah burada Gürcistan yollarında trafik de çok oluyor. Daha önce ben trafiğe de denk gelmiştim. Ulan dedim sabaha kalsak biz hem yol bozuk hem trafik olur. Ne olacağı belli değil. Hazır yol bozuk ama trafik yok gece. Ben kafaya koydum ilerleyeceğim diye. Başladım ilerlemeye Batum'a doğru. İleride tekrar otobana bağlanıyorsunuz bu arada. Sadece otobanın etrafından dolaşmış oluyorsunuz. Neyse ilerledik. Tekrar otobana girdiğimizde otobanda dinlenme tesisleri, böyle güzel lokantalar var. Aynı Türkiye'deki gibi 40-50 kilometrede bir denk geliyor. Oralarda biraz hem yemek yedik hem çektim arabayı, biraz dinlendim, biraz kestirdim falan. Sabaha karşı, ikinci günün sabahına karşı, artık üçüncü güne devretmiş oluyoruz. Sarp sınır kapısına yaklaştım. Sarp sınır kapısına da gittiğimizde saat daha çok erkendi. Bir orada kahvaltı yaptık. Arabanın Türkiye sigortasını daha yaptırmamıştım. Orada hemen sigorta ajantaları, onların değnekçileri falan var, size geliyorlar zaten. Onlardan bir fiyat aldım, 6.000 verdiler. Ben kendi sigortacım, saat böyle 8 oldu. Uyandıktan sonra yani 8-9 arası. Kahvaltıdan sonra aradım, dedim böyle böyle benim arabayı sigorta yapalım. 4.250 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Arabayı hemen anında sigorta yaptım. Onu da PDF'iyle telefondan gümrüğe gösterdim. Neyse 9 gibi biz gümrük işlemlerine başladık. Gürcistan'da yine Irina Yaya olarak gümrük işlemlerini yaptı. Ben arabayla devam ettim. Yalnız şöyle, gümrük işlemlerini Gürcistan tarafında Irina Yaya olarak giriyor. Artık Türkiye'den çıkıyor. O arada bir daha onu görme şansınız yok. Alacağınızı, vereceğinizi ona göre ayarlayın. Türk tarafına gittik. Gürcistan'da işlemler hızlı sürdü. Sadece memur biraz gıcıktı açıkçası. Neyse. Türk tarafına gittik. Türk tarafında herkes kibardı. Yalnız 3 kapı geçtik. Rusya, Gürcistan giriş, Gürcistan çıkış. Kimse bavullara bakmadı. Türk tarafında denk geliş birkaç tane eşyamıza baktılar.
Ama memurlar çok kibardı. Sigortayı gösterdim, ettim falan. Basit bir şekilde Türk kapısında geçtik. Rus Türkiye'ye girdik ondan sonra. Türkiye'ye de girdiğimizde yani yolculukta Rusya tarafı acayip yağışlıydı. Gürcistan tarafı zaten karanlıkta geçti. Türkiye tarafına da bismillah girdik. Öyle böyle yağmur başlamadı. Neyse, yağmur mağmur zaten ben bir gün aralıksız sürmüşüm. Samsun'da güzel bir otel ayarladım. Samsun'a kadar dedim bir tek yemek yemek için durduk. Yemekte de acayip yedim yani, özlemişim. Samsun'a kadar sürdük. Akşama doğru dün 6.30 gibi, yani 3. gün Samsun'a vardık. Samsun'da da trafiğe kaldık biraz. Güzel otelimizde dinlendik. Biraz Samsun'u gezeriz diyorduk ama ben çok yorulmuşum. Bu arada böyle yapmayın arkadaşlar. Biraz tehlikeli. Daha dinlene dinlene gitmek lazım. Ben sadece biraz ticaretten, Rusya'dan yılmış bir vaziyetteydim. Bir an önce eve gitmek istiyordum. O yüzden böyle seri hareket ettim. Yoksa vakit sınırımız da yoktu. Tatil yapa yapa da gidebilirdik de. Bir an önce eve gitmek istiyordum. İstiyorum hala. İnşallah birkaç saat sonra da evde olacağız. Samsun'da kaldık. Sabah dedik biraz yürüyüş yaparız. Fakat akşam biz otele gelirken trafiği gördüğümüz için saat 8'e falan kalırsak işe gidiş vakti yine trafik olabilir düşüncesiyle ben sabah 5 gibi uyandım. Saat 6 gibi de yola çıktık arkadaşlar. Yani Samsun'da gezmedik. Sadece konaklamış olduk. Ondan sonra yolda güzel kahvaltımızı yaptık. Zaten biraz video da çektim biliyorsunuz, yolu gösterdik. Şimdi de artık az vaktimiz kaldı. Güzel yemeğimizi yedik. Eve doğru hiç kafamda durma fikri yok. Bir an önce, bir sonraki durduğum yer ev olacak inşallah. Seyahate de bakarsak ilk gün Rusya'dan, Moskova'dan yola çıktık. Rostov'da konakladık. Orada ben bir günde 1100 km aşağı yukarı yol yaptım. Fazla bir yol ama emçitleri gayet temizdi, öyle yormadı. Ondan sonra Rostov'dan çıktık. Vladikavkaz 700 kilometre. Vladikavkaz'dan bütün Gürcistan'ı geçtik. Bir 1200 kilometre falan Türk sınır kapısına kadar yaptık. Oradan da Samsun'a kadar durduraksız ben belki 2000 kilometre falan yaptım o gün. Tekrar söylüyorum, çok tehlikeli bir şey, kesinlikle önermem. Ama yani canım sıkılmıştı falan. Yani araba sür bas git dedim kafamdan. Ben durduraksız gittim. İkinci gün, üçüncü gün öyle atlattık. Dördüncü gün sabahta Samsun'dan yola çıktık. Dediğim gibi 4 günde seyahatimizi, yaklaşık 4000 kilometre yolu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi eve gittiğimizde Tia ile bir kavuşma videosu çekeriz. Bakalım nasıl olacak. İnşallah hava kararmamış olur. Tia'yı çok özledim biliyorsunuz. Tia bana biraz tavır yapacak biliyorum. İlk başta hemen kuyruklar sallanacak, bir atlayacak istedim ama ondan sonra bir 10 gün tavır yapacak. Her zaman böyle yapıyor. Kim geldi? Kim gelmiş kızım?